Merhaba arkadaşlar. Bu aralar ukulele ve harmonika derslerine başladım. Yani harmonika arkadaşlar. Global ismi yanılmıyorsam harmonika. Bildiğimiz mızıka arkadaşlar. Çocukluğumdan beri böyle defteri üflerdim. Mızıka ses çıkarırdım. En sevdiğim arkadaşlar müzik aleti mızıkadır. Çok severim kendisini. Şimdi sevgili arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum. Rüyada etli pilav görmek sık görülen sembollerden biridir. Sevgili arkadaşlarım Bakın bu çok önemli rüyalarda. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre. Yani rüyalar bir bütün şekilde yorumlanır arkadaşlar. Anlamları değişir. Yani sevinç sembolü gördünüz ama hepinizin sevineceği konu farklıdır. Kimi hapisten çıkacağını sevinir, kimi bir telefona sevinir. Yani hayatınızı bilmem lazım nokta atışı yorumlar yapabilmem için arkadaşlar. Ondan hani rüya yorma hiç kolay bir iş değil bunu bilmeniz lazım. Ve süreçleri anlatır. Yani hani olumlu bir rüya gördünüz hep öyle gidecek değil. Yani siz o hal üzere, iyi hal üzerine giderseniz öyle olacak arkadaşlar. Rüyada etli pilav görmek. Kısaca nasip kısmettir. Dur. Tripota vurdum. Kısaca nasip kısmettir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim beyaz pilav. Beyaz pilav hangisiydi? Bulgur pilavı mıydı? Evet bulgur pilavı görüyorsanız hayırlı eştir arkadaşlar. Biraz sarı renk görürseniz o hayırlı kişi de sizin için hayırlı olacak kişideki anlaşamayacağınız tarafları ifade eder arkadaşlar. Yani pilav sembolü güzeldir. Daha çok eşi simgeler arkadaşlar. Ve et de paradır arkadaşlar. Etli pilav görüyorsanız şöyle söyleyeyim. Hani içinde bulunduğunuz duruma göre iyi bir müşteri de olabilir. Zengin bir eş de olabilir. Bunu bir arkadaş görmüştü. Kendisi hammallık yapıyordu arkadaşlar. Bildiğim mobilya mağazasında indir bindir yapıyordu adam mal geliyordu onu indiriyordu. 24 yaşında genç bir kardeşimizdi. Kendisi zengin bir ailenin kızıyla yani meslek olarak da kız iyiydi arkadaşlar. Yani iyi bir mesleği vardı. Karakter olarak da iyi biriydi. Temiz bir insanla evlendi. Hani şöyle bir şey vardır. Kadınlar zengin erkek istiyor. Kardeşim bak olayın gerçeğini ben size anlatayım erkekler de zengin erkek istiyor. Herkes zenginlerle muhatap olmak istiyor. Çünkü biz fakirlikten sıkıldık, imkansızlıktan, çaresizlikten, ağlamaktan sıkıldık. Hani Kadınlar zengin erkek istiyor. Erkekler de zengin erkek istiyor. Yani ben askerlik yaptığım yer Manisa'ydı. Orada zengin bir çocuk vardı. Herkes onun etrafında pervaneydi arkadaşlar. Yani ben de isterim zengin zengin arkadaşlarım olsun. Çünkü zenginlik insanın varmak istediği noktadır. Ne demişler? İnsanları elde etmek istiyorsanız onların elde etmek istediklerinizi elde edin. Onlar size kendiliğinden gelecektir arkadaşlar. Yani o çocuk etli pilav rüyasını çok etli pilav görmüştü. Sonra zengin kendisini seven biriyle evlendi. Yani hani zengin bir kadının fakir bir erkeği sevmesi ya da zengin bir erkeğin fakir bir kadını sevmesi kolay değil. Bir kere aynı ortamlarda bulunması lazım. Yani onların bir kahveye diyelim ki 50 lira 70 lira ben öde, öder miyim? Ben ö... Ödemiyorum arkadaşlar. Çünkü size gitmiyorum. Ben kahveyi evde yapıyorum. Hayır dışarı çıktığımda ödeyebilirim. Ama hani böyle her gün verebilecek konumda mıyım? Her gün o fiyatı ödeyebilecek konumda değilim arkadaşlar. Çünkü size zengin değilim. Dışarıda tadilat var. Onun sesi geliyor. Yani hani zengin biriyle aşk yaşamak için onun takılabileceği mekanlarda takılman lazım. Yani bir akşam yemeğine 1000 lira ödüyorlar örneğin. Ya ben zengin insanların storylerine bakıyorum. Yurt dışına gittiler mi makarna yiyorlar. Kardeşim ben zaten fakir halimde. Hani şu an fakir olarak kendimi değerlendirmiyorum. Orta halliyim. Ama her gün dediğim gibi bir kahveye 50 lira 60 lira veremem arkadaşlar. Ya da hani indirim kovalıyorum gene. Yani hani bir bakıyorum zenginlerin şeyine böyle yurt dışına gidiyor makarna yiyor. Kardeşim burada da yersin makarnayı İşte üzerine bilmem ne peynir falan rendeliyorlar şey. Ben de yapar Yani evde de yaparsın. Bu hani yurt dışına gittim daha farklı bir şeyler ya. En olmadı et ye. Niye makarna yiyorsun? Ünlülerin storylerine bakıyorum. Makarna yiyorlar. Ay çok güzel. Kardeşim makarnanın kralı burada. İşte İtalya'ya gittim. Bak İtalya'ya gittim. Mi et ye. Daha fazla kes. Hani bir yere gittim mi? Restoran geziyorlar ya. Oranın tarihi güzel yerleri var. Onları gez. Yani yemek her tarafta yenir arkadaşlar. Yiyeceğimiz en fazla bir ekmek zaten. Yani yenir. Ama Neyse ya etli pilavdan işte o çocuk şey gördü ne oldu? Ne oldu? Zengin biriyle evlendi. Hani size gelecek güzel nasiptir, kısmettir, etli pilav rüyası bundan sık görülür. Bu zengin bir müşteri de olabilir, zengin bir eş de olabilir. Sizin talihinizin açılmasıdır sevgili arkadaşlarım. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.